da seni bekliyor. Pepsi ile bu yaz aç, iç, kazan. Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz araştırmacı yazar Sayın İsmail Bozkurt bizlerle birlikte. Elbette ki hafta dolayısıyla özellikle unutmamak, unutturmamak adına aynı zamanda tabii ki 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünü ne yaklaşırken takvim yaprakları Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşanan gelişmeleri, bugüne kadar yaşanan gelişmeleri sizinle birlikte konuşacağız. Sayın Bozkurt'la beraber elbette ki o günlerin de aynı zamanda canlı tanığı kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Bozkurt. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Tabii ki konuşmanın veya programa girişte ifade ettiğim gibi Kıbrıs Türk halkı bu topraklar üzerinde önce bir can ve mal güvenliği açısından varoluş mücadelesi vermiştir. Ve bugünlerde de yine aynı şekilde siyasi anlamda da egemenlik mücadelesi veriyor. Egemenlikte evet. Hak sahibi olduğunu dünyaya kanıtlamaya çalışıyor. Doğru. Hep bir mücadele içerisinde olan bu Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne kadar yaşanılanları dilerseniz sizden dinleyelim. 1958 İngilizlere karşı da bir varoluş mücadelesi verilmiş. İşte ya Taksim ya ölüm denilmiş. TMT kuruldu. Ya. 1960 şeyde tarihi karıştırdım. Yunan Cuntası 15 Temmuz yine beraberinde bugünlere getirdi bizleri. Neler söyleyeceğiz? O günlerde neler yaşanıyordu? Bizimle paylaşır mısınız? Evet. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Yani bu adanın son birkaç yüzyıldır yaşadıklarının temelinde enosis yatar. Yani enosis aslında kelime anlamıyla birleşme demektir Yunanca. Ama bir özel anlam kazandı. Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi anlamında. Temel sorun budur. Kim ne derse desin, gerisi bana göre yani teberruat olarak kalır. Özü budur. Ha bunun içinde tabii emperyalizmin ve özellikle İngilizlerin kışkırtması yok mudur? İki toplumu çatıştırması yok mudur? Elbette vardır. Ama ona da neden olan, vesile veren de enosistir. Yani enosis gibi bir şey olmasaydı o da olmazdı. Şimdi... Biliyorsunuz yakın bir geçmişte bir enosis kararı, evet, enosis bunalımı, krizi yaşadık. Sonra güya işte aşıldı ama aslında yani o karar alındı. Neyse ona girmeyelim. Şimdi daha yakın tarihe baktığımızda yani sizin söylediğiniz 58'ler, 55'lere, 50'lere baktığımızda da bugüne kadar gelen sürecin temelinde işte o enosis kararı yatar. Niçin diyeceksiniz? Çünkü enosis aslında yaklaşık 250 yıllık bir rüyadır. Yani bugün çıkmadı, 1958'de çıkmadı. Aşağı yukarı 250 yıllık bir rüyası vardı, bir geçmişi vardır. O da nasıldır? 1796, bakın tarih 1796. Henüz Yunanistan diye bir devlet yok. Bağımsız bir devlet yok. Yunanistan toprakları Osmanlı İmparatorluğu'nda. Ama 1796 yılında bir harita yayınlanıyor. Megali Idea, Büyük Yunanistan haritası diye. O haritanın içinde İstanbul başkent, Kıbrıs'ta Yunanistan'ın bir parçası. Düşünce orada bakın. 1796. Tabii 1796'da bu haritanın çıkabilmesi için geçmişten kafalarda bir şey olması lazım. Yani belli ki bir bu yönde bir fikirsel veyahut da örgütsel bir çalışma vardır. Yani bir anda o harita çıkmadı. Belli ki kafalarda vardı bu. Zaten özüne baktığınızda da
Bu Kıbrıs sorunu dediğimiz sorun benim görüşüme göre, bunu değişik zamanlarda, değişik yerlerde de söyledim, özünde 1571'de başlar. Bu Kıbrıs sorunu ben iddia ediyorum ki 1571'de başlar. Niçin diyeceksiniz? Çünkü Kıbrıs haritaya baktığınızda bu kutsal topraklar dediğimiz topraklara, yani Kudüs falan, en yakın kara parçasıdır. Şimdi Anakara'dan, yani Kudüs'ten, Asya topraklarından 1191 ya 92'dir, neyse tarih yanlış olabilir. Hristiyanlar tamamıyla söküldü. Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü de zapt etti ve oradan tamamıyla söküldü ve oradaki Fransız asıllılar Kıbrıs'a geldiler. Kıbrıs'ta bir krallık kurdular vesaire. Yani diyeceğim şu, Kıbrıs kutsal topraklar kaybedildikten sonra Hristiyanlar tarafından Hristiyanlığın kutsal topraklara en yakın toprağı kaldı. Dolayısıyla Kıbrıs'ın Hristiyanlık için bir önemi vardır. Yani Kıbrıs Hristiyanlık çıkışında önemli merkezlerden biridir. İlk yayılanlardan biridir falandır filandır. Yani dolayısıyla 1571'de Kıbrıs'ın Osmanlı toprağı olmasını Hristiyan dünyası, Batı dünyası hiçbir zaman kabul etmedi. Kabul etmedi demeyeyim de içine sindiremedi. Hatta bunu geri almak için teşebbüste de bulundu. Osmanlı donanmasını yaktı vesaire. Uzun hikaye tabii. Kökü eskilere dayanır. Fakat enosis dediğimiz kavramın somut olarak çıkması da 1796. Sonra 1914'te zaten Yunan isyanı başladığında orada Kıbrıs'ta da benzer bir isyan başlatıldı. Paralel olarak yine Yunanistan'ın parçası olmak için. Fakat başarılamadı. O başarısız girişimden sonra zamanın Osmanlı valisinin bazı papazları asması dolayısıyla bir kısmı da kaçtı memleketten. Roma'ya gittiler ve 1821 yılında tarihte bilinen ilk yazılı enosis belgesi, bildirisi yayınlandı. 1821 yılında. Ve 1821 yılında zaten Yunanistan bağımsızlığını kazandı. Yunanistan bağımsızlığını kazandıktan sonra da 1828'de, bunları söylüyorum çünkü ben bazen şaşarım böyle enosisi, yani bu Kıbrıs meselesi düne bizden bile düne yani çok yakın tarihlere indekslenenlere ben şaşarım yani. Onu da söyleyeyim. 1828'de de ilk Yunan Cumhurbaşkanı, yani Yunan Cumhuriyeti kuruldu. İlk Yunan Cumhurbaşkanı ki ana tarafından, adını şimdi unuttum, ana tarafından Kıbrıslı Rum'dur. Annesi Kıbrıslı Rum'dur. İlk konuşmasında, Yunan meclisini açış konuşmasında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gerektiğini söyledi. Yani öyle bir tarihi süreç vardır. Tabii Osmanlı'nın İngiliz geçmesinden sonra bu hızlandı. Çünkü İngilizler de her zamanki gibi kaypak bir politikayla bazen karşı çıktılar, bazen sırtlarını sıvazladılar. Churchill geldi buraya, onların istediler. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere resmen teklif etti Yunanistan'a. Benim yanımla savaşa gir, Kıbrıs'a sana vereyim dedi. 1931'de isyan oldu vesaire vesaire. Yani ama bütün bunlar tabii Kıbrıs Türkler bakımından her zaman itici oldu. Ve Kıbrıslı Türkler her zaman, her ortamda kendileriyle didiştikleri zaman bile ki Kıbrıslı Türkler tarihlerini her zaman birbirleriyle didiştiler. O da başka bir özelliğimizdir. Ama enosis konusu gündeme geldiğinde de her zaman birlik oldular. Niçin? Çünkü Osmanlı'dan kopan topraklar üzerindeki Türkler, yaşayan Türklere her zaman korkunç katliamlar yapıldı. Girit'te de vesaire de, Mora'da vesaire. Bunu da söyleyen biz değiliz. Yani bunu söyleyen de batılı tarihçilerdir. Belgeleriyle falan bunu yazıyorlar. Şimdi enosis esas konumuz olan diyeyim. Bu enosis kararının önemi şundandır.
Yani 1950'ye kadar Enosis kararının plebisitinin yapıldığı tarihe kadar bizim dışımızda bir mücadele şeklindeydi. Yani Rumlar kendileri işte Enosis'i sağlamaya çalışırlardı. Ama oradan itibaren tırmandı ve bize doğru yönelmeye başladı. Onun için önemlidir. Yani Enosis plebisiti, ki plebisiti denilen şey bugünkü referandum. O zaman plebis denirdi. Tabii bugünkü anlamda bir plebisit değil. Onu da söyleyeyim. Kiliseye giden insanların imza vermesi suretiyle. Yani biraz da böyle bugünkü çağda şeye uyan bir şey değil. Ama %99 küsuru Rumların Enosis şeyi verdi. Ve Kıbrıslı Türklerin en büyük, o güne kadarki en büyük tepkisi de bu Enosis kararından sonra. Müthiş, çok kalabalık bir şey, miting yaptılar. Bunu protesto ettiler. İşte o Enosis plebisitinden sonra Yunanistan, Kıbrıs Rumlarının %99'unun Enosis istediğini bahane ederek, gerekçe göstererek Yunanistan'dan İngiltere'den Kıbrıs'ı istedi. İngiltere reddetti. Birleşmiş Milletler'e gittiler. Birleşmiş Milletler de reddetti. Bunun üzerine 1952 yılında EOKA kuruldu ve Atina'da kuruldu. Yani EOKA Atina'da kuruldu. 3 yıllık bir çalışmadan sonra da 1955'te, 1 Nisan 1955'te ilk silahlar patladı. Şimdi tabii o andan itibaren artık mücadele sıcak savaş atmosferine dönüştü. Yani silaha dönüştü. Tabii EOKA'nın ilk faaliyeti doğrudan doğruya İngilizlere yönelikti. Buradaki İngilizlere yöneliktir, İngiliz yönetimine. Ve aynı zamanda eşdeğer olarak da kendi içindeki, kendi ifadelerine göre hainlerine, ki onlara göre hainler de işte komünistlerdi, işte EOKA'yı benimsemeyenlerdi. Onlara karşı büyük bir temizlik harekatı yaptılar. Şimdi bu tabii 1 Nisan 1955'te ben orta 3'teydim. Her zaman anlattığım bir olaydır bu. Orta 3'ü bitirmek üzereydim ve o 1 Nisan 1955 gününü ben bugün bile hatırlarım. Yani çok iyi hatırlarım çünkü bir anda etrafta silahlar patladı. Bir anda insanlar bir telaşlanmaya başladı. O sırada okulda mıydınız? Tabii, ortaokulda. Gece yaptılar zaten ama sabah kalktığımız an sizin haberler böyle ağızdan ağıza dolaşmaya başladı. İşte şuraya şunu yapıldı, bu yapıldı falan diye. Yani müthiş bir tedirginlik yaşanmaya başladı. Ve bir süre sonra tabii İngilizler güvenlik tedbiri olarak güvenlik kuvvetlerini güçlendirmeye başladılar. Bunun için de doğal olarak tabii Rumlar pek buna katılmadı. Türkler o güvenlik kuvvetlerinde yer almaya başladı. Çeşitli şekillerde işte yardımcı polis, bir komando birliği kuruldu vesaire vesaire. Şimdi tabii Kıbrıslı Türkler o dönemde bu İngilizlerin güvenlik kuvvetlerine büyük ilgi gösterdiler. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bir tanesi müthiş bir işsizlik, ekonomik sıkıntı vardı o dönemde insanlar arasında. İngiliz de öyle iyice bayağı iyi bir para verirdi. Dolayısıyla bir şeydi bu, bir geçim kaynağıydı. Ayrıca oraya girmekle insanlar kendi kendilerini ve ailelerini bir tür güvence alıyorlardı. Çünkü bir güvensiz ortam yaratıldı. Tabii doğal olarak İngilizlerde görev alan Kıbrıslı Türkler, güvenlik kuvvetleri doğal olarak EOKA ile karşı karşıya geldiler. Ve bu Türklerle Rumların arasındaki şeyi de arttırdı, gerilimi arttırdı. EOKA adım adım, bunu anlatmak için saatler ister, adım adım Türklere de yönelmeye başladı. Zaten bilinen EOKA'nın temel hedefi bilinen, sonradan çeşitli şekillerde yayınlandı. Hatta Makarios'un bazı söylemlerinde de vardır bu. İki hedefi vardır EOKA'nın.
üç hedefi daha doğrusu. Birinci hedef İngilizleri adadan atmak. İkinci hedef Türkleri temizlemek ve NOSİS'i yapmak. Yani biz zaten şeyde vardık, o hedefler arasında vardık. Ama Türk gençlerinin İngiliz sömürgesinin güvenlik kuvvetlerinde yer alması ve EOKA'nın karşısına geçmesi bu şeyi daha da arttırdı. İşte Türkleri vurmaya başladılar falan filan. Şimdi o ortamda yani Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerinin değil, yani dünyanın neresinde olsa bir halk eğer tehlike içinde kalırsa bir refleks, kendiliğinden bir savunma refleksi doğar. Yani insanın birey olarak da çocukken bile çocuğa bir siz uzatın, yani işte bir şey yapmaya kalkarsınız, kendisini savunmaya kalkar. Bir kedi yavrusunu bir köşeye sıkıştırın, sizi kendisini savunmaya çalışır. Yani toplumlar da böyledir. Eğer bir tehlike hissederse bir refleks doğar ve kendisini korumaya almaya çalışır. Nasıl gelişmeye başladı bu refleks Kıbrıs Türklerinde? Yani iki kişi, üç kişi bir araya geldi, birbirlerinden habersiz, kendi içlerinde bir örgüt kurdular. Dediler ki biz ya bir şey yapalım, kendimizi savunalım. Ve tabii işte Lefkoşa merkez olduğu için, bazı örgütlerin adı da çıktığı için, işte yayınladıkları bildirilerde, duvarlara yazılan sloganlarla basına geçtiği için işte 9 Eylül'dür, işte Karaçete'dir vesairedir, bazı örgütler kuruldu. Ama aslında bu örgütler yalnız Lefkoşa'da kurulmadı. Kıbrıs'ın her tarafında, her kasabasından ve birbirinden kopuk, birbirinden habersiz insanlar, dediğim gibi 3 kişi, 5 kişi bir araya geldi ve kendisini korumak için öyle bir şey oldu. Sonra bu giderek tabii tırmandı. Yani EOKA saldırıları tırmandı. 1958 yılında özellikle bu çatışma, Türklerle Rumlar arasındaki çatışma neredeyse bir iç savaşa dönüştü. Ve dolayısıyla daha bir hızlandı. Yani o örgütlenme, Kıbrıslı Türklerdeki örgütlenme daha da bir hızlandı ve sonuçta işte önce Volkan diye daha, yani diğer küçük küçük örgütlerden daha yaygın olduğu bilinen, adanın birçok yerine dağılan ve Doktor Güç'ün, rahmetli Doktor Güç'ün kontrolünde olduğu söylenen, öyle olan bir örgüt kurdu. Fakat bu da hakim olmayınca işte ve dağınık küçük küçük örgütlerin yeterli savunmayı yapamayacağı ortaya çıktıktan sonra Kasım 1957'de de TMT ortaya çıktı. Türk Mukavemet Teşkilatı ortaya çıktı. Türk Mukavemet Teşkilatı artık tabii yakın zamana kadar hiçbir şey bilinmiyordu ama artık yavaş yavaş bu konuda yayınlar var, hatıralar var. En son rahmetli Burhan Nalbantoğlu'nun anıları yayınlandı. İki değerli gazeteci arkadaşımız tarafından kitaplaştırıldı. Orada da biraz daha su yüzüne çıktı. TMT'yi kuran üç kişi var. Rahmetli Doktor Burhan Nalbantoğlu, rahmetli Denktaş ve Kemal Tandırsevdi adında. O zaman tabii Türk elçiliği yoktu, Türk konsolosluğuydu, başkonsolosluktu. Başkonsoloslukta görevli bir kişi, üç kişi kurdu. Şimdi tabii bu konuda da çok spekülasyonlar yapılır. İşte TMT'yi İngilizlerin kurdurduğu, işte Türkiye'nin kurduğu gibi şeyler var. Bunlar hepsi bana göre pasapisodur. Spekülasyon. Tamamıyla pasapisodur. TMT'nin kurulması, daha önceki o örgütlenmelerin kurulması tamamıyla Kıbrıs Türk halkının kendisini koruma refleksinden doğan şeylerdir. Ben bunu şeye benzetirim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu işgal edilmeye başlandığında Kuvayi Milliye çıktı ortaya. Kuvayi Milliye dediğiniz şey aynı şeydir. Yani her köyde 3 kişi, 5 kişi
birkaç tane kendisine silah buldu, kendisini savunmaya çalıştı. Ve çok sonraları Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk bunları yavaş yavaş büyük mücadelelerle toparladı, bir ordu şekline soktu. Benzer şey Fransa'da oldu 2. Dünya Savaşı'nda. Almanlar orasını işgal edince bir direniş hareketi doğdu. Aynı şekilde bir refleksle doğdu. Sonra giderek bu organize oldu ve İngiltere Amerika ile bağlanarak, onların desteğini alarak da bir mücadele yürüttü. Yani dolayısıyla bizdeki de öyledir. Ve tabii TMT ortaya çıktıktan sonra 1958 yazında dediğim gibi en şiddetli çatışmaların, yani Türk-Rum çatışmalarının yaşadığı bir dönem oldu zaten. Bu bir iç savaşa dönüşmesi NATO'yu özellikle o dönemde çok feci suretle rahatsız etti. NATO devreye girdi ve Türkiye, İngiltere Türkiye ile Yunanistan'ı bir konferansa çağırdı. Zürih, sonra Londra'ya ve oradan işte bu biraz da zoraki metazori olarak Kıbrıs Cumhuriyeti doğdu. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin doğması adada gerginleşen durumun ve iç savaşa dönüşen durumun NATO'ya da yarattığı büyük huzursuzluktan dolayı oldu. Tabii Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ama ne EOKA faaliyetini durdurdu ne de TMT faaliyetini durdurdu. Çünkü karşılıklı bir güvensizlik vardı. Daha doğrusu Kıbrıslı Türklerde bir güvensizlik vardı. Yani Rumlar, EOKA, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hazmetmedi. Makarios hiç hazmetmedi. Zaten Makarios'un Londra'da Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili anlaşmayı imzalamasının arkasında birçok şeyler söyleniyor. Daha da yazılıyor, yani tarihçiler yazıyor bunu. Büyük baskı altına alındı. Hatta Yunanistan'ın bile kendisini mecbur ettiği ve hatta kendi özel hayatıyla, Makarios'un özel hayatıyla ilgili olarak tehdit edildiği, yani özel hayatıyla ilgili bazı bilgiler, resimler vesaire gösterilerek baskı yapıldığı şeklinde şeyler var. Yani ben dolayısıyla, yani Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'da kuruldu ama bunu hazmetmedi. Yani özellikle zaten Rum tarafı ölü doğdu. Yani resmen ölü doğdu. Zaten ertesi günü Makarios imzaladı. Daha ikinci gün geçmeden bu bizim için bir sıçrama tahtası, Enosis için bir sıçrama tahtasıdır dedi. Ve tabii 1960 Cumhuriyeti iyi planlanmış, mühendisliği iyi mühendislikten çıkmış bir şeydi. Yani dengeleri çok güzel oturttu iki şekilde. İşte Kıbrıs Türklerine Cumhurbaşkanlığı yardımcısıyla bir veto hakkı verdi. Mecliste belirli konularda çoğunluk hakkı verdi. İşte ayrı cemaat meclisleri kuruldu iki tane ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasında veyahut da Zürich-Londra anlaşmalarının hiçbir yerinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin federal olduğu yazılmaz. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti bir federasyondu. Ama coğrafi federasyon değildi. Fonksiyonel federasyondu. Hatta bugün zaman zaman gündeme gelen ama nedense bazen çok eleştirilen, çok şiddetle saldırılan konfederasyon bazı özellikleri dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti de bir konfederasyondu. O kadar şeydi, belirgin şeyleri vardı. Tabii yani bilinen bir şey bu, yakın tarih. Hemen belirli bir yaşa kadar olanlar zaten hatırlıyor. Bu cumhuriyet 3 yıl yaşayabildi, 1960'dan 63'e kadar. 63'e geldiğinde zaten o 3 yılda da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ama tümüyle anayasası yürürlüğe girmedi. Yani uygulamalar yapılmadı. Mesela kamu yönetiminde %30-70 olması gerekirdi. O yapılmadı. Bir Kıbrıs ordusu kurulması gerekirdi. 2000 kişilik %40'ı yani 800'ü Kıbrıs Türklerden olacaktı. O kurulmadı. Ayrı belediyeler kabul edilmişti Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasıyla. Fakat ayrı belediyelerin yasası çıkmadı ve Makarios Rum tarafı bunu engelledi.
bunun üzerine yani yasasını geçirmediği ve bir yılda belediyeler böyle boşlukta kaldı, yasa dışı kaldı. O zaman Türk Cumhuriyet Meclisi kendisi bir belediyeler yasası çıkardı. Rum tarafı bunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bir Anayasa Mahkemesi vardı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar vardı ki başkanına Alman Profesör Forstorff diyor, bir Alman profesör ki benim hocamdaydı siyasal bilgiler fakültesinde. Yani ona baskı yapılıp istifa ettirildi. Yani uygulanmadı Anayasa Mahkemesi kararları ve istifa etmek mecburiyetine kaldı. Bunu da açıkladı Forstorff daha sonra. Yani ne kadar baskı yapıldığını vesaire vesaire. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti deriz yani 3 yıllık yaşadı ama aslında Kıbrıs Cumhuriyeti de hiç doğmadı. Yani tam olarak hiç doğmadı. Ve bütün bunlara rağmen tabii bu mücadeleler, işte Anayasa Mahkemesi'ne gitmeler, belediyeler sorunudur, şudur budur. Makarios meşhur 13 maddelik anayasa değişikliği istediği. Ki bu 13 maddeyi incelediğinizde Türklerle ilgili bütün hakların budanması demek diyor. Yani eşitliğiyle ilgili ne varsa budanması gerektiği. Ve aslında sonraki müzakere sürecinde de o 13 maddede olan çerçevede yürütüldü. Son şeyde bile, İsviçre'deki bile hep odur. Özü hep odur yani. Türklerle Rumlar eşit değil. Ne kadar eşit dersen de eşit değil. Bunu aslında zaten zaman zaman söylüyorlar bunu. Evet. En son Anastasia de söyledi. Çoğunluk azanlık söylemini bile getirdi. Makarios bir deneme yaptı. Son bir deneme yaptı. İşte 13 maddeyle maddede değişiklik. Ankara'ya gitti ve Ankara'da Makarios'u çok muhteşem bir şekilde karşıladılar. Türk halkı kendisine şey gösterdi ama reddetti tabii. İnönü reddetti. Rahmetli İnönü'ydü o zaman anayasal değişiklikleri. Bunun üzerine yani anayasal değişikliklerde reddedilince 21 Aralık 1963 çıktı. Yani meşhur işte tarihe geçen değişik şekillerde yayınlanan ilk yayınlanması da zaten bir Rum gazetesiyle yani yayınlanması suretiyle gün ışığını çıkar. Meşhur Akritas planı. Akritas planının da özü o 13 maddenin hayata geçirilmesidir. Yani bir anda Vamık Volkan, Profesör Vamık Volkan o 21 Aralık'ı çok güzel ifade eder bir cümleyle. Yani cümleyi tam ezbere hatırlamam ama anlam olarak kısa bir sürede Türkiye ve dünya harekete geçmeden Kıbrıs Türklerini yetkisizleştirmek şeyin özü o. 21 Aralık 1963'ün özü o. Fakat tabii Kıbrıs Türkleri geçmişte o EOKA döneminde 55'te 58'de yaşadıkları dönem dolayısıyla örgütlendikten sonra küçük küçük örgütlerle sonra TMT ortaya çıktıktan sonra TMT'yi Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de devam ettirdiler. Tabii bazıları bunu çok şiddetle eleştirir. Kötü niyetli olarak şeyler. Halbuki ortaya çıktı ki TMT'nin güçlendirilip devam etmesi Kıbrıs Türklerinin hayatta kalmasını sağladı. Çünkü aynı şeyi ben yaşadım. Yani 21 Aralık 1960'ta Lefkoşa'daydım. Ve elimde silah ben de çakmıştım. Kaç yaşındaydınız? 22 yaşında. Üniversite 23 yaşında. 62'de üniversiteyi bitirdim. Bir yıl çalışabildim. Bir yıl sonra da elimizde silah gittik. Yani şunu söyleyeceğim. Eğer TMT Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra faaliyetini durdursaydı 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türkleri affedersiniz Kabataryayı ayvayı yerdi. Yani o kadar savunmasız kalırdı. Halbuki TMT'nin varlığını devam ettirmesi ve tabii Akritas planının temel hedefi de ve saldırısı da Lefkoşa'ydı. Yani başkent olarak doğrudan Lefkoşa'ya yöneldiler. Lefkoşa'yı çok dürürlerse, yani başkenti çok dürürlerse gerisi de kolay olur hesabını yaptılar. Fakat
O dirençle karşılaştılar. Yani birkaç tane mücahit. Ama şunu söyleyeyim ben o 21 Aralık 63 günü küçük bir gruptuk biz. Mesela benim bağlı olduğum Çağlayan bölgesinde çalışıyoruz. Ama çatışma başladığı andan itibaren biz hemen çoğalmaya başladık. Eline av tüfeğini alan geldi kendiliğinden yani. Kimse bunu zorlamadan hatırlıyorum yani insanları tüfeğini alan yani çünkü görüyor bir mücadele var, bir çatışma var, bir saldırma var. Kendisi de tehlikede, ailesi tehlikede, her şey tehlikede. Silahını alan geldi ve kısa bir süre içinde o birkaç yüz kişi olan Lefkoşa'yı savunan mücahitler bir anda birkaç bin kişi oldu. Yani dolayısıyla o direnç sallanabildi, direnilebildi ve Lefkoşa'yı düşüremeyince Makaryov zaten ve zaman birkaç günde geçince yani o Akritas planında söyledikleri birkaç gün içinde Türkiye harekete geçmeden şeyini yapamadılar. Türkiye tabii harekete geçti. Malum uçaklarını gönderdi. Ultimatum verdi. Ve bir ateşkes yapılarak güya durdu. Ama ateşkes yapıldı. Ama durmadı. Çünkü adım adım ondan sonra Makaryov ve ekibi Evoka parça parça saldırmaya başladılar. İşte Larnaca'ya saldırdılar önce. İşte Matyat'a saldırdılar. Bilmem Baf'a saldırdılar. Erenköy'e saldırdılar. Yani hep böyle saldırıp Türkiye bir tepki gösterince geri çekildiler. Ki şeyden sonra, Lefkoşa'dan sonraki en büyük saldırı Erenköy'de olmuştu. Erenköy'de de ikinci kez Türkiye uçaklarını gönderdi ve bu defa uçaklar fiilen savaşa katıldı. Yani bombaladı ve önledi. Çünkü orada Erenköy'de işte 500 civarında üniversiteli öğrencimiz gelmişti. Hemen bütün üniversite öğrenciler çıkmıştı oraya. O da bir reflekstir işte. Yani o öğrencilerin okullarını bırakıp şeye katılmaları da bir refleksti. Yani yok olma noktasına geldiklerinde Türkiye müdahale etti. Ve bu arada tabii önce Türkiye, Yunanistan, İngiltere 21 Aralık 1960'tan sonra garantör ülkeler olarak harekete geçtiler ve İngiliz kuvvetleri burada o garantör ülkeler adına barışı sağlamakla görevlendirildi. Ama bu yürümeyince de 4 Mart 1964'te de Birleşmiş Milletler kararıyla barış gücü geldi. Yani bugün hala da adımızda olan barış gücünün gelmesi de 4 Mart 1964 barış gücü kararı ile. Tabii bütün bu dönem 21 Aralık 1963'ten 1967'ye kadar olan süreci anlatmak mümkün değil. Yani dille anlatılmaz. Yani yer yer saldırılar, çeşitli şekilde işkenceye varan şeyler, Lefkoşa'nın abluk altına alması, giriş çıkışın çetmesi, barikatlar kurulması, barikatlarda giren çıkan Türklere yapılan işkenceler. Yani bunlar ciltler dolduracak şeylerdir. Yani çok kötü bir dönem. Kıbrıs Türkleri işte adanın değişik yerlerinde küçük küçük gruplar halinde kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Birbirleriyle kopuk. Öyle bir durum. Ekonomi yok, iş yok. Ve o dönemde tek Kıbrıs Türklerini ayakta tutan da Kızılay yardımları. Kızılay yardımları yani köylere dağılıyor. İşte Batla Gildi şudur budur yani o yıkılan ekonomi içinde öyle harekete geçiyor. Şimdi gelelim... Biraz uzun sürdü ama başka türlü de anlatamayız ki bunu. Gelelim 20 Temmuz'a. Şimdi 20 Temmuz nasıl doğdu? Nasıl 21 Aralık 1963'ten 1967'ye kadar Türkiye niçin müdahale etmedi? Niçin müdahale edemedi? Daha doğrusu etti ama işte uçağı gönderdi sadece. Yani bunu sonuçlandıracak bir hareket niçin yapamadı? Ve niçin 20 Temmuz'da bunu yapabildi, yapma imkanını buldu?
Şimdi bakın, dönüm noktalarından bir tanesi bu mücadelenin ve yakın Kıbrıs tarihinin 15 Kasım 1967'dir. 15 Kasım 1967. Nedir bu tarih? Rumların Türklere son ve en büyük saldırısı. Meşhur Geçit Kale Boğaz için. Benim de orada görevli olduğum ve o saldırı sırasında orada olduğum bölge. Şimdi tabii onun sebeplerine girmek mümkün değil. Niçin çıktı? Çok şeyler anlatılır. İşte bizim orada yolları kestiğimiz, işte yakaladığımız Rumları dövdüğümüz vesaire bir sürü şeyler yazılıyor. Arada yazılıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu Geçitkale Boğaziçi Savaşı ile ilgili 3 tane ciddi kitap yazıldı. Olayın içinde olan 3 kişi yazıldı. Birini emekli Türk elçisi Ercüment Yavuzalf yazdı. İkincisini o dönemin İngiliz generali, Kıbrıs'ta Barış Gücü'ne göre komutan yardımcısı olan Michael Harbottle yazdı. Üçüncüsünü de bir Rum, o Geçitkale Harekatı'na yedek subay olarak katılan bir Rum. Üçünün de anıları vardır. Üçü de yanlış yazıyor. Yani üçü de bizim büyükelçimiz bile o kadar yanlış olayı anlatıyor ki mümkün değil. Yani tabii burada ben onu anlatmak için saatler isterim. Ama bütün olay, oradaki olay çok kısaca söylemek gerekirse 4 köylük bir şeyimiz vardı. Geçitkale, Boğaziçi, Alaminyo ve Ötüken diye bir kare şeklinde bir küçük kantonumuz vardı. Boğaziçi ve Alaminyo karma köylerdi. Aytotro Boğaziçi ve Aytotro'nun karma köyünün ana girişi Türk Mahallesi'nden geçiyordu. Ve Boğaziçi'ne Rumlar 3 defa saldırdı. 1964'ten 67'ye kadar 3 defa saldırdılar. Bir defa 5 gün 5 gece saldırdılar. Fakat başaramadılar. Başaramadıktan sonra o yolun kullanılması konusunda bir şey çıktı. Yani biz Kıbrıslı Türkler olarak o yolu Rumların silahlı, üniformalı geçmesini engelledik açıkçası. Ve ama sivil şeye hiçbir zaman bir engel konmadı. Yani sivil tamamıyla hiç bakılmadan bile sivil albay geçti. Ve bütün kavga bundan çıktı. Yani bütün kavga Rumlar bunu egemenlik şeylerine aykırı sandılar. Ve bunu bir aslında NOC'si gerçekleştirme yönünde son Türk engeli gibi değerlendirdiler. Zaten bu arada 1967'nin başlarında Yunanistan'da darbe oldu, askeri junta geldi ve askeri junta, her yerde askeri juntalar böyledir, kolay şey kazanmak istediler. Yani kendilerine itibar kazandıracak bir dış şeyi ararlar, yapmaya çalışırlar. En kolayı da, juntaya en kolay gelen şey de Kıbrıs'ı NOC'si gerçekleştirmek. Hı hı. Ve bu da son deneme. Ve Geçitkale Boğaziçi'ne aşağı yukarı bir tümenle saldırdılar. Başında da bizzat Grivas olan bir kuvvet saldırdılar. Tabii çok dengesiz bir savaştı. Ve bizim Kıbrıslı Türklerin en çok bir olayda ve en kısa zamanda en çok şehit verdikleri olaydır. Birkaç saatin içinde 24 tane şehidimiz oldu. Onları da bu şekilde rahmetle analım. Ruhları şad olsun. Bunu yaptılar. Geçitkale Boğaziçi'ni yaptılar. Fakat Türkiye'nin tepkisi tahmin ettiklerinden de çok sert oldu. O zaman Başbakan Süleyman Demirel müdahale kararı aldı. Ciddi şekilde müdahale kararı aldı. Uçakları gönderdi zaten. Uçaklar 24 saat Kıbrıs'ın üzerinden gezmeye başladı, tur atmaya başladı. Ve Amerikalılar tabii her zamanki gibi araya girdiler. Ve işte bizimkiler belirli şartlar öne sürdüler. Daha doğrusu bizimkiler müdahale etmeye kararlı olduklarını belirttiler. Bunun üzerine
Amerikalılar bizimkilere sormuş, peki müdahale etmemek için ne yapmamız gerekiyor? Yani ne şartlar istersiniz? İşte bizimkilerin şartları, o zaman tabii adada 650 Türk askeri ve 950, bugün de o rakamlar konuşuluyor ya, vardı resmi olarak. Ama Yunanistan bir tümen sokmuştu adaya, 15 bin kişilik bir gücü vardı arka kapılardan. Türkiye'nin birinci şartı, o tümen Kıbrıs'tan çıkacak. İkincisi Rivas adadan sürülecek. Üçüncüsü tabii o iki köyden hemen çekilecekler, tazmin edecekler vesaire, bir sürü maddeler. Ve Amerikalılar bizimkilere sormuş, bu şartları kabul edilirse müdahale etmeyecek misiniz? Bizimkiler de demiş ki, zaten bunlar olursa müdahale etmeye gerek kalmaz. Evet. Bunun üzerine Amerikalılar gitti, bütün şartları kabul ettirdi Yunanlılara söyler ve Yunan alayı çekildi, hakikaten çekildi. Tabii arka kapıdan geldi, o başka hikaye yani, ama resmen çekildi. Makarios, Rivas çekildi, işte şeyler oldu vesaire. Şimdi bakın, bu olay 20 Temmuz'u yaratan en önemli olaydır. Onun için üzerinde duruyorum. Makarios o Geçitkale Boğaz içindeki uğradıkları başarısızlık, ki o sözünü ettiğim Rumca kitapta Geçitkale Boğazı için Yunanlıların Waterloo'sudur der. Waterloo bütün Avrupa'yı alan şeyin, Napolyon'un mağlubiyete uğradığı yer diyor. Yani dolayısıyla öyle bir anlam da yüklediler kendisine. Makarios kafasına dank dedi. Yani Geçitkale Boğazı içindeki şey dank dedi ve bu işi zorla, silah zoruyla yapamayacağını anladı. Ve politika değişikliği, taktik değişikliği yaptı. Zamana, yani en önemlisi zamana yayma politikası var ya, hep söylenir. Evet. Oradan doğdu ve Makarios seçim yapılmaz ki, 1960'dan itibaren hiç seçim yapılmadı bu olağanüstü durumdası dolayısıyla. 1968'de seçim de yaptırdı. Cumhurbaşkanı seçim yaptırıp tekrar seçildi. Yani güvenini tazeledi. Meşrulaştı. Ve bu politikayı uygulamaya başladı. Zamana ne yaptı? O günden itibaren Kıbrıslı Türklere hiç saldırmadılar. Bak 64-68'den 74'e kadar saldırmadılar. Barikatları kaldırdılar. Serbest dolaşımı bıraktılar. Mesela uyguladıkları politikalardan bir tanesi de dışa, Avustralya, İngiltere'ye gitmek isteyen Türklere kolaylık gösterdiler. Hatta para verdiler. Hatta biletlerini kestiler. Yani öyle bir şey ettiler. Tabii bu durum EOKA'cılarla Junta ile arasını açtı Makarios'un. Çünkü Junta bir an önce enosis diyor. Yani bir an önce bunu gerçekleştirmek istiyor. Ve bu tırmandı. Makarios'a karşı çeşitli suikastlar planlandı, yapılmadı. Bir defasında helikopterine ateş açıldı. Yaralandı da helikopter. Ama başaramadılar. Bunların hiçbiri başarılamayınca da 15 Kasım 1974 darbesini Makarios'a yaptılar. Yani 15 Temmuz 1974'te Makarios'a karşı yapılan darbenin sebebi budur. Yani Makarios yine enosis, kendi içlerindeki enosis kavgasından dolayı. Yani Makarios zamana oynayarak enosisi sağlamak istediği, EOKA'cılar ki EOKB olarak ortaya çıktılar ve Junta bir an önce yapmak istediler. Bütün şey bu. Kıyamet oradan koptu. Efendim, süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 10 dakikamız var. Peki 20 Temmuz Barış Harekatı olmasaydı belli ki Kıbrıs Türk Halkı diye bir şey kalmayacaktı dediniz. Kesinlikle. Bunu programın başında ifade etmiştiniz. Peki öyle ya da böyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu ve bugünlere geldik.
Ve bugüne baktığımızda bugünün önemli başlıklarından birinde değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu tarihi bilgiler ışığında. Bugünse işte Kral Montana'da yaşanan süreci biliyoruz. Siz de atıfta bulundunuz. Aslında 1960 anayasasında istenen, Makaryos tarafından istenen 13 maddenin çerçevesidir. Bugün de tartışılan bugünün koşullarına göre. Bugünse Yunan Dışişleri Bakanı Kotsias, Rum Ulusal Konseyi'nin toplantısına katılacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ise Cumhurbaşkanı ve diğer burada kuzeyde siyasi parti temsilcileriyle görüşecek. Diyalog'un yazdığı manşete göre Rum tarafının gündeminde garantilerin iptali ve Türk askerinin çekilmesi için Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kozunu kullanacak. Türk tarafının gündeminde ise Maraş'ın açılması Türk yönetiminde. Ve Mal Tazmin Komisyonu'nun yeniden faal duruma getirilmesi var. Tabii detaylar iç sayfalardan yazdığımız için bu iki ana başlığı öne çektik. Bunu nasıl değerlendiriyoruz efendim? Bu arada Anastasiya Adisi'nde EOKA Bey'in bir dönem o dönemlerde avukatlığını yaptığını yazmıştık geçtiğimiz gün. Papadopoulos'un Twitter'dan yayınlamış olduğu fotoğrafla bunu da öğrenmiş olduk. Mesela ben çok şaşırdım, hiç bilmiyordum. Ben de şaşkınlık yarattı yani. Ve bununla mı acaba müzakere ediyoruz şimdi biz dedim. Nasıl değerlendiriyoruz bugünün bu diplomatik gelişmelerini aynı zamanda? Şimdi tabii İsviçre'de, Krans Montana neydi? Montana'da. Bir süre çöktü. Yani çöktü. Doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da açıklandı. Yani bu bir şey değil. Tabii Yunan-Rum tarafının pozisyonu o çöküşün yani güvenlik ve garantiler konusundan kaynaklandığını hep çetmeye çalışıyor. Ama bunun böyle olmadığı da sanıyorum çok açıktır. Yani bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de söyledi bir açıklamasında. Yani daha doğrusu bir soru üzerine sanıyorum. Yani tek başına şey değil. Yani çöküş nedeni güvenlik ve garantiler değil diye söyledi. Sayın Akıncı da bunu açıkladı zaten çeşitli şekillerde, hangi maddelerde ve son günlerde Rum tarafında da bu açıkça dile getiriliyor. Yani AKEL Genel Sekreterinin geçen bir şeyi vardı. Doğrudan doğruya Hristofias demişim, Anastasiya istemedi diyor yani. Yani dolayısıyla ondan kaynaklandığı bir defa doğru değil. Ama yani benim görüşümü sorarsanız zaten ondan kaynaklanan bir çöküş de olsaydı doğru çöküş olurdu. Çünkü güvenlik ve garantiler bizim için o kadar önemlidir. Evet, bizim varlık nedenimizdir. Ben hep söylerim bunu. Biz bu adada varsak onun sayesinde varız. Dolayısıyla bu süreç ondan dolayı çökerse de çöker. Yani ben yadırgamam. Yani sırf bu süreç çökmesin diye biz garantiler, güvenlik ve garantilerden vazgeçemeyiz. Yani o kadar açık net diye. Şimdi çöktü ne olacak? Yani ben tabii uzun bir zamandan beri zaten kitaplarımda da yazdım bunu. Bir federasyon kurulmasının iki tarafın böyle karşılıklı rızasıyla ve eşitlikçi, bizim anladığımız anlamda eşitlikçi bir federasyon kurulmasının ben artık ütopya olduğunu düşünüyorum. Ve bu yani İsviçre'de bir yönüyle de bu kanıtlandı. Dolayısıyla şimdi bu aşamadan sonra, şimdi tabii günler geçtikçe, zaman geçtikçe görüşler böyle burada belirginleşmeye başlıyor. Bir kısım insanlar, işte bir kısım siyasilerimiz bu işin çöktüğünü ve yeni bir süreç, yani artık aynı formatla, aynı federasyon çerçevesinde. O şeyde, yani bırakıldığı yerden aynı şeyin devam edemeyeceği konusunda ciddi bir şey var ki ben de o görüşteyim. Ama son giderek belirli bir kesimde de ne olursa olsun biz devam edelim görüşü var. Mesela dün CHP ile AKEL'in Gençlik Kurulu bir ortak açıklaması vardı. Yani dolayısıyla bir taraftan da tabii Rum seçimleri var. Nisan'a kadar sürecek bir süreç. Yani ve gösterdi ki yani bu süreç 50 yıllık süreç şunu da gösterdi bize.
Yani bunu da Kıbrıs Türk tarafı değerlendirmesi lazım. Oturup böyle bakması lazım. Yani bu süreç bize ne getirdi? Rum tarafına ne getirdi? Rum tarafına Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek sahibi olduğu şeyini güçlendirdiği, adım adım güçlendirdiği. Bu görüşme süreci salladı. Tezlerini güçlendirdi, evet. Ve son olarak da şey bunu kullanıyor. Bu petrol, doğalgaz konusunda sırf bunun için kullanıyor. Yani elindeki onu da aşarsa tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti olarak zaten onu da açtığı anda zaten hiçbir şey kalmaz geriye, şey olmaz. Onun için bu kadar ısrarla onun üzerinde gidiyor. Yani dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey çok açıktır diye düşünüyorum ben. Biz yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Ve temel sorun, bizim için temel sorun kendi iç siyasal yapımızdır diye düşünüyorum ben. Her zaman vurguladığım şeydir. Eğer biz doğru dürüst bir devlet yönetimi yaratmış olsaydık, iyi bir siyaset kurumu olmuş olsaydı ve eğer biz halkımızı mutlu etmiş olsaydık, kimsenin umurunda mı olurdu yani Kıbrıs sorunu çözülmüş, çözülmemiş? Çok doğru. Ha, ki bunu bakın, bunu Sayın Akıncı da bir tek defa dile getirdi. İsviçre'deki basın toplantısında açıkça söyledi, biz işte yolumuza devam edeceğiz ve bir örnek verdi orada. Bakın, hiç kimse bu örneği alıp kullanmadı. Bir İsviçre örneği var dedi. Avrupa Birliği'nin dışındadır ama çok gelişmiştir. Yani şunu getirdi, şunu söylemeye getirdi Sayın Akıncı. Yani federasyon kurulmasa da biz bir İsviçre olabiliriz. Ve hakikaten de ben olabileceğimize inanıyorum. Zaten bir dönem 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman Kıbrıs'a yakıştırılan şey buydu. Biliyor musunuz Çiğdem Hanım? Akdeniz'in İsviçre'si. Yani 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda o zamanki basına baktığında olacak. Yani oldu değil. Akdeniz'in İsviçre'si olacak. Ama Akdeniz'in İsviçre'si olmadı. Akdeniz'in cehennemi oldu. Ama ben şey olarak eğer bizim sağlam bir yapımız, çalışan bir yapımız, sorun çözen bir yapımız olsaydı ben yani İsviçre olabilirdik. Bir tür İsviçre olabiliriz bu ülkede. Çünkü yani konumumuz buna uygun. Coğrafyamız buna uygun. İnsan yapımız buna uygun. İnsanımız buna yatkındır. Yani görüyoruz yani bütün engellere rağmen şey edilebiliyor. Ha şimdi şeyi söylüyorlar, işte ambargolar, şunlar, bunlar. Yani ben bu ambargoların, izolasyonların bizim için tabii önemli olduğunu kabul ediyorum ama belirleyici olduğunu da düşünmüyorum. Yani her şey onlara bağlı değil, nitekim bunları aşıyoruz biz. Yani Ercan Havaalanı'nı aşmıyorlar, bazı zorluklarla. Ama aşıyoruz, şeyden İstanbul üzerinden gidiyoruz. Son zamanlarda Larnaka üzerinden gidiliyor mesela. Yani o belirleyici olmaması lazım bizim. Yani onu bypass yapabilecek şeyler, önlemlerimiz var. Yani dolayısıyla ben temel sorunumuzun bu olduğunu şey diyorum. Tabii söylenen şeyler katılırım. Yani o konularda adım atılması lazım. Yani özellikle Eş Değer Mal dedi. Mali Tazmin Komisyonu'nun gerçekten çalıştırılması lazım. Gerçekten faaliyete geçmesi lazım. Çünkü bizim için büyük bir şeydir o. Büyük bir şans. Ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa mahkemelerinin kabul ettiği bir şeydir. Eğer bu şekilde devam ederse zaten bir süre sonra Avrupa Mahkemesi bunu iç hukuk şey olarak kabul etmeyebilir. O zaman da çok şey kaybedebiliriz. Yani bununla biz Kıbrıs sorununun bir kısmını, bu malumluk sorununu en azından çözmüş olacağız. Çözebiliriz. Büyük oranda en azından çözebiliriz. Yani dolayısıyla bu adımların atılması gerekir. Yani ben dediğim gibi biz yolumuza devam etmek mecburiyetinde çok kafamıza takmadan. Ha şimdi şunu da söyleyeyim çok kısaca.
Yani hiç görüşmeyecek miyiz durumlarla? Yani hiç görüşmeli mi? Öyle bir şey olamaz yani. Hiç görüşmeyeceğiz demek mümkün değil. Aynı coğrafya. Çünkü bu sorun işte. Aynı coğrafya, her türlü işbirliği, güç birliği, hep bunu hazır olmamız lazım. Somut olarak göstermemiz lazım. Kaldı ki bu bir uluslararası sorundur ve bu uluslararası sorunun tam olarak ortadan kalkması için sonunda iki tarafın uzlaşması gerekir. Yani uzlaşmadığı sürece bu bir uzlaşmazlık konusu olarak kalacak. Ama biz o uzlaşmazlık devam ettiği sürece varlığımızı devam ettirebiliriz. Onun yolunu bulmamız lazım. Ama o kapı da her zaman bize zaten açık olacak ve zorunlu olacak. Zaten kökten bu sorun bir gün halledilecekse ancak o şekilde çözülmüş olacak. Peki, çok teşekkürler Sayın Bozkurt. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgilerinizi bizlerle beraber paylaştığınız görüşlerinizi. Değerli izleyenler, bugün içinde birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yeniden sizinle beraber yarın yeni bir günde görüşeceğiz. Görüşmek temennisiyle hoşçakalın. Pepsi ile bu yaz aç iç kazan. Pepsi altın kapak ve açma halkalarının altındaki şifreyi şifre, ad, soyad yazarak 5757'ye gönder ve yüzlerce hediyeden biri senin olsun. Onlarca kişiye balonla doğa manzaralı kar pasturu, bisikletler, aksiyon kameraları, iPhone 7'ler, tablet PC'ler ve uçak biletleri. Her ay yapılacak olan çekilişle yüzlerce hediyeden birini kazanma şansı Pepsi altın kapak ve açma halkalarının altında seni bekliyor. Pepsi ile bu yaz aç, iç, kazan. Yaptığı yayınlarıyla Kuzey Kıbrıs gündemine damgasını vuran Diyalog TV, internet yayıncılığında yeni